4 Ağustos ehliyet sorgulama ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 50 çoktan seçmeli soruya cevap veren adaylar şimdi MEB'den gelecek ehliyet sınavı sonuçları haberine kilitlendi. 2018 MEB iş takvimine göre 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos Perşembe saat 14.00'da açıklanacak. 70 puan üstü alanlar direksiyon sınavına girecek. MEB ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Ağustos ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası girişi ne zaman açılacak soruları sınava giren sürücü adayların gündeminde. 4 Ağustos Cumartesi günü sınava giren adaylara toplam 50 soru soruldu ve ehliyet sınavı için 2 saat süre verildi. MEB 2018 iş takvimine göre 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ile 16.00 arasında açıklanacak. Sınavdan 70 puan ve üstü alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınav sonuçları ise 15 dakika içinde sürücü adaylarına bildirilecek. Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınava ait cevap anahtarı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. Ehliyet sınavı baraj puanı nedir? Yazılı sınavda baraj puanı 70'tir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda, 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek. Dikkat! Bu hataya DÜŞ-TÜİ-SNİ-ZSNA-VNEZ iptal olacak, ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar: yıldız geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, yıldız e-sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, yıldız herhangi bir kursiyerden ya da dökümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi, yıldız her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, yıldız e-sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, yıldız sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda, tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde kursiyerin yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.